Türkiye'nin birçok bölgesinde 40 dereceye bulan sıcaklıklardan kurtularak Ramazan'ı daha uygun koşullarda geçirmek isteyenler yaylalarda kurulan kamp ve konaklama tesislerini doldurmaya başladı. Çok sayıda yayla yerleşimine sahip bulunan Denizli, bu yıl Mutat sakinlerinin yanı sıra Ramazan nedeniyle yaylalara gelen misafirlerini ağırlamaya başladı. Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Ramazan'ın yaz aylarına denk gelmesiyle yörelerindeki yayla turizminin canlandığını, özellikle de Topuklu Yaylası'nın yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Türkiye şu anda sanki böyle ekvator sıcağıyla kavruluyor, çöl sıcağıyla diyelim daha doğrusu. Öyle olunca deniz kenarındakiler bile yaylalara doğru gelmeye başladılar. Şu komşu çadır denizden geliyor çünkü. Bu sene geçiremeyeceğiz Ramazan orada diye. Burada Ramazan daha rahat geçer. Yani serin, öğleyin bir saat, iki saat sıcak olsa bile çamların gölgesi onu da kapatıyor gene. O yönden Ramazan'ı rahat geçirmek isteyen Kefe Yaylası'na buyurabilir. Serin Hisar ilçesine bağlı Yatağan Beldesi'nin Belediye Başkanı Tuncer Tunç Bilek ise Kefe Yaylası'nda her yıl 400'den fazla çadır kurduklarını ve bu çadırları günlüğü 5 liradan vatandaşlara kiraladıklarını dile getirdi. Tunç Bilek, yaylaya gelen vatandaşlara her türlü hizmeti vermeye çalıştıklarını anlattı. Şimdi Ramazan'da yayla turizmi çok güzel geçiyor. Denizli'de 40-42 derece sıcaklık, burada gördüğünüz gibi 20-25 derece soğukluk. Yani tabii Ramazan'da burası daha makbul ama bazı insanlar da evinde geçirmek istiyor. Buranın da Ramazan müşterileri var. Güzel bir camimiz, ben ona namazgah diyorum. Ahşaptan güzel bir şeyimiz var, camimiz var. İmamımız var, müezzinliği yapan bir kardeşimiz var İstanbul'dan. Gayet güzel, bu serin havada oruçlarını tutuyor vatandaşlarımız. İbadetlerini yapıyorlar ve mutlular gördüğünüz gibi. Dolayısıyla biz burada 400-500 çadıra kadar çıkabiliyoruz. Yani ben şehirde sıcakta bunaldım, sıkıldım, ibadetimi yapamıyorum diyen vatandaşlarımızı Kefe Yaylamıza bekliyoruz. Kefe Yaylamız herkese açık ve Ege'de yayla turizminin önderi bir yer biliyorsunuz. Her türlü ihtiyaçlar gideriliyor. İşte kahvemiz var, camimiz var, fırınımız var, marketimiz var, kasabamız var. Kasaba da yakın.